Herkese merhabalar. 10. sınıf edebiyat yolculuğumuza başlıyoruz. Herkes arkasına yaslansın. Dünyanın en keyifli, en kolay ve en lokum derslerinden birine edebiyat öğreneceğiz. Ve üniversite sınavlarında da çok çok önemli. Biliyorsunuz ki hem TYT'de hem AYT'de Eştarlıkçıysanız, sözelciyseniz zaten edebiyat en önemli dersiniz olacak. Eğer sayısalcıysanız bu durumda da TET'de Türk Dili ve Edebiyat dediğimiz paragrafların olduğu 40 soru sizin iyi bir üniversiteye girmenizi sağlayacak. Zaten lisede de edebiyat dersinin önemini biliyorsunuz. Bizler de sizler için onun sınıfta mükemmel videolar hazırladık. Hem canlı yayınlarımızda hem normal videolarımızda sizleri süper bir şekilde hazırlayacağız. Şimdi bugünkü işleyeceğimiz konu çok kolay bir konu. Edebiyatımız acaba nasıl şekillendi? Yani İslamiyet'ten önce İslamiyet etkisinde, batı etkisinde edebiyatımız nasıl şekillendi bunu göreceğiz. Esasında buradaki üç resim her şeyi çok net açıklıyor. İslamiyet öncesinde bizde bir tabii ki gök tanrı inancı var ama temelinde kurt önemli bir kavram bizde. Kahraman bir milletiz. İslamiyetle tanıştıktan sonra 751 yılında Talas Savaşı'nda Karluklar... Abbasilere Çinlilerle savaşırken yardım edecek. Ve sonrasında bizler İslamiyet'in en büyük koruyucularından olacağız. Yani tabii ki İslamiyet Suudi Arabistan'a gelmiş. Yani Arabistan'a gelmiş. Peygamberimiz Arap. Ama Türkler İslamiyet'i dünya üzerinde en fazla hizmet eden, İslamiyet'i en fazla koruyan, en fazla bölgeye yayan bir millet. Sonrasında batı etkisine gireceğiz. İslamiyet'in etkisi biraz azalacak ve günümüzde de hala devam eden batı etkisindeki Türk edebiyatı var. Burada da tabii ki Fransızlardan etkileneceğiz. Birazcık böyle conconlaşacağız ama sıkıntı yok. Bizler yine özümüze de döndüğümüz dönemler olacak. Halk edebiyatından hala esinleniyoruz ve yine İslamiyet etkisinde de eserler veriyoruz. Bugünkü dersimizde bunları öğreneceğiz. Edebiyatın tarihle ilişkisine bakacağız. Birebir ilişkili. Yani bakın eğer 10. sınıf tarih konularını veya da tarih konularını açtığınız zaman şöyle derler. İşte İslamiyetten önceki Türk tarihi, İslamiyet etkisiyle Türk tarihi böyle gider. Aynı şey edebiyatımız için geçerli. Dolayısıyla tarihle edebiyat iççi olacak. Zaten şunu unutmayın arkadaşlar, şu bir insan, edebiyat insan için, e, tarih de insan için, din de insan için. Yani hiç duydunuz mu böyle işte e, camiye giden ya da kiliseye giden bir inek gördünüz mü? Hayır. Din insan için, tarih insan için. Aynı şekilde bütün pozitif bilimler hepsi insan için. Dolayısıyla insan için olan her şey edebiyatla bağlantılı olacak. Edebiyatımızın dönemlerine bakacağız. Türkçenin tarihi dönemlerine bakacağız. Bizlerin kullandığı alfabelere bakacağız. Farklı farklı alfabeler kullanmışız. Ve en sonunda konuyu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkanıza yaslanın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Koltuklarınızı dik konuma getirin. Sizlere kek ikram edeceğiz. Yani kek gibi bir konu ikram edeceğiz. Ama tabii ikramımızdan sonra sizler mutlaka sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı ve Dinamo Soru Bankamızdan sorular çözmenizi, konu tekrar yapmanızı tavsiye ediyoruz. Sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı'nı bizzat kendimiz hazırladık. Hocalarımızla güzel güzel hazırladık ve buradaki soruların her biri, konu anlatımlarının her biri sizlerin üniversite sınavlarında da faydalanabileceğiniz şekilde, yazılardan da en yüksek notları alabileceğiniz şekilde hazırlandı ve buradaki her bir sorunun çözümü de uzman hocalar tarafından detaylı bir şekilde yapıldı. Dinamo Soru Bankamızın bir özelliği var. Burada aynı zamanda yazılı sorular da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu tabi yazılı zamanı çözeceksiniz. Şu anda da muhtemelen çözmek istemeyeceksiniz ama testleri mutlaka şimdiden çözmeye başlayın. Bilhassa ÖSYM tarzı sorular çok çok önemli. Çünkü dersimizin başında söylediğim gibi ÖSYM eşittir Milliyetin Bakanlığı'nın okulda öğrettiği konular. Yani onun sınıfı öğrendiğiniz konular TYT'nin pardon bu AYT'miş. TYT'nin yüzde oluşturuyor. AYT'nin de yüzde oluşuyor. oluşturuyor. Dolayısıyla çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım ve dersimize başlayalım. arkadaşlar, öncelikle edebiyat, tarih ve din ilişkisine bakıyoruz. Şimdi burada edebiyatın tabii ki tarih ve dinle çok net bir ilişkisi var. Bunu biliyoruz. Burada kesin olan bir şey varsa temel unsur insan arkadaşlar. Edebiyat da insan için, tarih de insan için. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatına biz edebiyat yani yazın diyordu. Bakın yazın ve edebiyat aynı anlama geliyor. Buna dikkat edin. Yani sınavda yazın kelimesini görünce oyn demeyin. Bunu sakın şaşırmayın. Şu anda gördüğünüz sayfadan da yazılığınızda yüzde yüz soru gelecek. O yüzden buraya dikkatçi dinleyin arkadaşlar. Şimdi Toplumları etkileyen olayları yer ve zaman göstererek anlatan, bu olayların birbiriyle bağlantılarını neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalına da tarih diyoruz. Tarih toplumları etkileyen olayları. Yani toplumu kim oluşturuyor? İnsanlar oluşturuyor. Edebiyat tarihi ise edebi eserleri ve bu eserleri ortaya koyan sanatçıları dönemleriyle birlikte inceleyen. Mesela diyelim ki Yunus Emre halk edebiyatında, Fuzuli divan edebiyatında, Namık Kemal tanzimat edebiyatında, i̇şte Ömer Seyfettin milli edebiyatta dönemleriyle birlikte inceleyen bilim dalı. Burada şunu bilmemiz lazım. Edebiyat tarihi sanatçıların hayatını ve eserlerini, edebi dönemleri, edebi türlerin gelişimini, edebi eserlerin ortaya koyduğu dönemin özelliklerini konu ediniyor. Mesela örnek veriyorum. Fuzuli tamamen divan edebiyatında Azeri Türkçesiyle farklı bir dil kullanırken Ziya Gökalp milli edebiyatta pırıl pırıl bir lisan, Türkçe kullanacak. Şimdi edebiyat tarihi ilişkisini şunu bilmemiz lazım. Burası önemli sınavda. Edebiyat insanı ve insanın oluşturduğu toplumu anlatıyor. Tarihin de merkezinde insan olan ve toplumu ilgilendiren olaylar konu ediliyor. Dolayısıyla edebiyat tarihten Tarih de edebiyattan yararlanacak. Nasıl yararlanacak? Edebiyat tarih olaylara bakarak güzel şiirler, romanlar, hikayeler yazılmasını sağlayacak. Tarih de o yazılan romanlardan, hikayelerden esinlenerek, bilgiler toplayarak bazı gerçeklere ulaşmaya çalışacak. Tarihi gerçeklik edebi metinlerde yeniden yorumlanacak. Mesela Genç Osman 4. Murat'ın Bağdat Seferi'nde 1638 bir müfreze, küçük birlik komutanıdır. Yaptığı hücumların birine yaralanıp Dicle'ye düşerek şehit olmuştur. Şimdi Genç Osman'ın tarihi gerçekliği buymuş. Edebi yoruma bakalım. Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı, düşmanın cümlesi önünden kaçtı. Kelle koltuğunda üç gün savaştı, Allah Allah deyip geçer Genç Osman. Kayıcı Kul Mustafa'nın Genç Osman destanında bu olay daha edebi bir dille yeniden yorumlanmış. Bu edebiyat, bu ise tarih. Şimdi tarihi bir olay tarih açısından olduğu kadar edebiyat içinde önemli bir kaynak oluyor. Örneğin Orun abdeleri hem tarih hem de edebiyat için bir belge. Her edebi metin ortaya konduğu dönemin, tarihsel dönemin etkilerini hissettiriyor. Örneğin Oğuz Kağan destanı oluştuğu dönemle ilgili tarih bilgiler içeriyor. Yani edebiyatçılar Oğuz Kağan destanından edebi zevk alıyor. Tarihçiler de Oğuz Kağan destanından tarih bilgiler ediniyor. Şimdi sol yanında Urum adında bir Kağan vardı. Bak Kağanlığı öğreniyoruz. Aa, ah, demek eskiden Kağan yönetimi varmış. Bu Kağan'ın askeri ve şehirleri pek çoktu. Bu Urum Kağan Oğuz Kağan'ın emrini dinlemezdi. Onun arkasından gitmezdi. Ben onun sözünü tutmam diyerek emrine bakmadı. Oğuz Kağan gazaba gelerek onun üzerine yürümek istedi. Bayrağını açarak askeriyle ona karşıydı. Demek ki eski dönemlerde bizim Kağan'ımız var. Bayrağı var, askerleri var, şehirleri var. Bu bilgileri biz Oğuzkan destanından ulaşıyoruz. Şimdi yazarlar edebi eserlerine tarihin verilerinden yararlanıyor. Konusunu tarihten alan edebi eserlerin varlığı bunun en önemli göstergesi. Yani Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir eser örnek veriyorum. Halide Edip Adıvar'ın yazdığı Ateşten Gömlek, net bir şekilde Kurtuluş Savaşı'ndan bilgileri net bir şekilde alacak. Tarih özellikle romantörü için zengin bir kaynaktır arkadaşlar. Ateşten Görmek gerçekten Kurtuluş Savaşı'nı anlatan eşsiz bir roman. Yine Sinekli Bakkal da Abdülhamit dönemini anlatıyor. Yakup Kadri'nin Yaban romanı yine Kurtuluş Savaşı döneminde yazılmış bir roman. Aydın halk ayrılığını daha doğrusu halkın ...aydınlara yaban değişini anlatıyor. Ahmet Celal diye bir kahramanı var. Neden bu kadar detaya giriyorsunuz hocam? Çünkü üniversite sınavlarında defalarca sorulmuş yaban. Tarık Burak'ın Osmancı Küçük Ağası... ...mesela Küçük Ağa Kurtuluş Savaşı'yla Osmancık Osmanlıya alakalı... ...Kemal Tahir'in Devlet Anası, Yorgun Savaşçısı... Mustafa Necati Sepeçoğlu'nun ve Çanakkale adlı eserleri... ...hep tarih için bir zengin kaynak ve tarihten de besleniyor. Şimdi... Edebiyat tarih karşılaştırması da yine sınavda size yüzde yüz sorulacak arkadaşlar. Bunun bir soru olduğunu bilin. Belki on puanlık olacak. Belki yirmi puanlık olacak ama bunu yüzde yüz hocanız soracak. Edebiyat sanatçının kişisel bakış açısı belirleyici. Yani adam birazcık abartabiliyor, birazcık süsleyebiliyor. Estetik zevk vermeye amaçlıyor. Gerçekliği farklı yani özgün bir kurgu. <laughs> yani özgün bir kurguyla ele alıyor. Duygular ve hayaller esere yansıyor. Yaratıcılık temel bir nitelik. Şimdi bakalım tarih. Belgelere dayalıdır. Bilgi vermeyi amaçlar. Kurgudan uzak durur. Duygu ve hayallere yer verilmez. Yaratıcılık aranmaz. Şimdi size bir tüyo vereceğim. Sıkı durun. Tarih ne demek arkadaşlar? Tarih geçmişte yaşamış insanların hayatını, toplumların hayatını inceliyor. İngilizcesini okuyorum size tarihin. History. Bunu belki duymuşsunuzdur. Bu nereden geliyor biliyor musunuz? His story. Yani onun hikayesi. Hikaye nerede? Edebiyatta. E, o zaman esasında tarihçiler de birazcık hikaye yazıyorlar. Tabii ki gerçeklerin ışığında yazıyorlar ama bazı şeyleri birazcık hikaye ediyorlar. Yani onun hikayesi. Dolayısıyla tarih edebiyatla çok çok iç içe. Edebiyat da tarihten net bir şekilde besleniyor. Gelelim edebiyat ve din ilişkisine. Tanrı'ya yani Allah'a, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal kurma din diyoruz. Edebiyat ve din arasındaki ilişkiye baktığımızda insanı ve toplumu derinden etkileyen dine... Edebiyatın kayıtsız kalması mümkün değil. Edebiyatın pek çok bilimle ve toplumsal değerle ilişkisi olduğu gibi dinle de net bir şekilde ilişkisi var. Din, estetik duyguyu besleyen en önemli kaynaklardan. Yani Allah sevgisi için yazılan ilahiler, orada adamların coşması edebiyata da çok ciddi bir konu oluyor. Şimdi, Türk edebiyatında din, belirli bir dönemde edebi zihniyetin belirleyici unsuru oluyor. Yani bilhassa İslamiyet'in etkisiyle gelişen Türk edebiyatında bunu net görüyoruz. Hani demiştim ya, şu olayı bir kez daha anlatmak istiyorum. Şimdi... Şöyle hatta nasıl çizeyim şuraya? Şöyle bir e, şuraya bir Avrupa çizmeye çalışalım. Şöyle bir Yunanistan, Avrupa, şöyle Türkiye'miz, Afrika çizelim şöyle. Tam da güzel çizemiyorum ama ölçek falan olmadı. Amacım burada size bunu zihninize bu, bu haritayı canlandırın ki olayların birbiriyle bağlantısını görün arkadaşlar. Şöyle bir çakma bir Amerika yapalım. Bir İngiltere. Elizabeth de öldü. Yapacak bir şey yok. Şuraya koyduk. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar Orta Asya dediğimiz yer burası. Bak. O Aa, Orta Asya burası. Anadolu'ya bir Türk bayrağı koyuyorum. Batın olduğu yere bir haç işareti koyuyorum, tamam mı? Amerika'nın olduğu yere bir Amerikan bayrağı çiziyorum, tamam mı? Burası Afrika. Şuraya bir Afrika yazıyorum. Afrika'ya böyle biraz garip bir harflerle yazayım. Tamam. Şimdi biz ilk başlarda böyle Orta Asya'dayız. Gök Tanrı inancı var. Ama sonrasında bu Horasan taraflarına geldiğimizde İslamiyet burada doğacak. İslamiyetin olduğu yere de şöyle ne yazalım mesela? Allah yazalım şöyle tamam mı? Arapça Allah yazalım şöyle Allah tamam. Şimdi burada e, peygamberimiz e, İslamiyet yayacak. Sonrasında dört halife dönemi. Sonrasında Emeviler. Emeviler biraz ırkçı olduğu için Türkler Emevilerle tanıştıkları zamanlarda böyle tam da İslamiyet'i beğenmeyecekler. Yani tam geçmeyecekler kök Türkler zamanında. Ama sonrasında sonrasında Abbasiler döneminde Abbasilere Çinliler saldırıyor. Çinliler de burada biliyorsunuz. Çinlileri de şöyle çizelim biraz ırkçı bir çizim oldu ama yapacak bir şey yok. Çinliler Abbasileri burada yok etme ihtimalleri var. İslamiyet ortadan kaldırma ihtimalleri var. Abbasiler tırım tırım tırsıyor. Diyorlar ki eyvah eyvah ne yapacağız? Hemen Türkleri arıyorlar. Çünkü Türkler bu işte usta. Yani Çinleri defalarca tokatlamışlar. Çinler tırsmış. Çin sedini yapmışlar Türklerden korkularına. Diyorlar ki biz bu Çinleri durdursa durdursa Türklerle durdurabiliriz. Diğer türlü bizim Çinleri adamlar her tarafta çok güçler yenmemiz imkansız diyorlar. Abbasiler o dönemde Whatsapp olmadığı için TikTok üzerinden ya da Instagram üzerinden bir şekilde Türklere ulaşıyorlar. Ulaştıktan sonra diyorlar ki abi canınızı yiyelim ne olur bizi kurtarın diyorlar. Türkler de diyor ki yani biz Araplar hakkında çok da hani bilmiyorum Emeviler biraz ırkçıydı ama siz öyle durmuyorsunuz. Tamam o zaman diyor. Emeviler niye ırkçı? Emeviler Arap olmayan Müslümanlara köle gözüyle bakıyor. Türkler de diyor ki hadi oradan diyor. Yani böyle olmaz ki kölelik kalktı mantık yani. Zaten Peygamberimize kölelik kaldırmış. Neyse bizim Piler, Karluklar Abbaslerin, Çinlerin baskısından kurtulmasını sağlıyor. Çinler Anam diyor Türkler geldi kaçıyorlar ve Abbasiler de bu Orta Doğu'nun Çin istilasından kurtulmasını Karluklar yani Türkler sayesinde sağlıyor. Sonrasında Abbasler Türklere teşekkür ediyor yani bizimkilere teşekkür ediyor. Onlara sınırlarını koruma görevi de veriyorlar. Diyorlar ki siz bizim sınırlarımıza koruyun diyorlar. Türkler de yani bizimkiler de İslamiyet hoşlanıyor diyorlar. Bayağı iyiymiş fena değil yani hani... Tek bir Allah var, temizlik var, kadına değer... Tamam o zaman her şey çok güzel, biz bu dine geçebiliriz diyorlar. Kadına değer veriliyor İslamiyet'te de. Aynı şekilde Türkler de, bizler de mesela... ...Kağan'ın yanında, Kağan'ın eşi hatun da, yönetimde söz sahibi. E o zaman tamam diyorlar, biz buraya geçiyoruz. Ve yavaş yavaş Türkler kitleler halinde İslamiyet'i seçiyor. Hatta ilk Orta Asya'da Müslüman olan Türk devleti Karahanlar. Karahanlar döneminde de işte Ahmet Yesevi, Kaşgarlı Mahmut, işte Edip Ahmet Yükneki gibi değerli insanlar, böyle Yusuf Hasacip gibi değerli insanlar çok önemli eserler yazacaklar. Bunları niye anlatıyorsunuz hocam? Hem yazılığınıza yüzde bin trilyon çıkacak hem de üniversite sınavında yüzde bin trilyon çıkacak. Sonrasında bunlar eserleri yazacaklar ve sonrasında bizler ardından İslamiyet'e tanıştıktan sonra işte Hindistan'a İslamiyet'i götüreceğiz. Orta Doğu'da Selçuklular buralarda İslam Anadolu'ya götüreceğiz. Balkanlara götüreceğiz. Afrika zaten bizim. Afrika, Kuzey Afrika'ya alacağız. Yani böyle büyük bir Osmanlı Devleti kurduğumuzda İslamiyet'in koruyucusu olacağız. Hatta Selçuklular döneminde Haçlılar Ameno, Toriyame diyerek hep beraber saldırıyorlar. Tamam mı? Hep beraber saldırıp yok etmeye çalışıyorlar. Bu e, Kudüs'ü e ele geçirip aynı zamanda İslamiyet ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ama Türkler yine Haçlıları tokatlıyor ve onlar haddini biliyor. Bir dakika diyor artık İslamiyet'in koruyucusu biziz. Nasıl Çinlerin baskısından kurtardık Abbasileri, Haçlıların baskısından da İslamiyet'i yine biz Türkler kurtarıyoruz. Hocam niye tarih tersine geçtiniz? E çünkü edebiyatla tarih iç içe. Dinle tarih iç içe. Dinle edebiyat iç içe. Hepsi birbiriyle iç içe arkadaşlar. Devam ediyoruz. Din doğrudan doğruya edebi bir gelenek haline gelmiştir. Mesela dini tasavvuf halk edebiyatı. Şimdi dini tasavvuf halk edebiyatındaki sanatçılara bakıyorsun. Hepsi şey, hacı, hoca, tarikat lideri. Yani ''Merhaba Kaygusuz Abdal, merhaba. Merhaba Pir Sultan Abdal, merhaba.'' Bu adamlar edebiyatçı değil ki. Bu adamlar ermiş, bu adamlar zat, bu adamlar Allah aşkıyla yanan insanlar. Yani adam bir şiir yazayım da çok satsın. Öyle bir şey değil ki. Adam zaten Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş Veli, Mevlana. Mevlana demiş ki ''Ne olursan ol gel.'' demiş. Yani bu adamın edebiyatçı olma ihtimali yok. Ama o kadar güzel eserler yazıyor ki edebiyatçılar da ''Ya çok güzel yazmışsınız efendim mesleminizi, ilahinizi, şiirinizi, şarkınızı biz de inceleyebilir miyiz?'' diyorlar. Mevlana'nın ya da Ahmet Yesevi'nin ya da Hacı Bektaş Veli'nin ya da Yunus Emre'nin ya da Pir Sultan Abdal'ın esasında edebiyatla alakalı bir derdi yok. Din için, Allah sevgisi için, insan sevgisi için bunları yapıyorlar ama edebiyatçılar da hoba biz bunları anlatalım, Hoba biz bunları alalım, işleyelim, öğrencilere bilgi yapalım, sınavlarda çıksınlar, sınavlarda patlasınlar istiyorlar edebiyatçılar. Evet şaka şaka öyle bir şey sevmiyorlar ama öyle oluyor maalesef. Ama size bir bomba söyleyeyim mi arkadaşlar belki burada biraz... Ee sevineceksiniz ama ben üzülüyorum esasında. Niye biliyor musunuz? Moğollar kağıt düşmanı. Çünkü kağıt eşittir kültür, kitap eşittir kültür. Moğollar bir ara böyle Selçuklar döneminde tüm istila edecekler. Orta, Orta Doğu'yu işte her yeri. O dönemde binlerce kitabı yakıp yıkacaklar. O yüzden fazla bir kitap ezberlemiyorsunuz. Normalde eğer Moğollar olmasaydı bayağı bir kitap olacaktı. Moğollar bayağı bir kitabı yok ettiği için böyle birkaç tane kitap var. dört tane kitap var mesela bak şurayı göstereyim. Divanı Lügatı Türk, Atabet-i divan Hikmet, e, Kutatkı Bitti arkadaşlar geçiş dönemi. Normalde belki bir sürü eser vardı ama gerçekten çok ciddi zarar veriyor Moğollar. Şimdi din anlayışı edebi eserleri etkilemiş. Din Resul'un ağır bastığı biçimler türler ortaya çıkmıştır. İlahi, Allah sevgisi, naat, peygamberimizi övgü, münacat, Allah'a yalvarmak, şatiye. Yine aynı şekilde dini değerleri anlatıyor. Bireyin ve toplumun hayatına sinen dini inanışlar, uygulamalar, edebi eserlere konu olarak, tema olarak giriyor. Mesela Allah sevgisi. Hep mesela böyle göreceksiniz. Leyla ve Mecnun. Yusuf ve Züleyha. Bunların ki normal sıradan apaçı aşkı değil yani. Bunların ki Allah aşkı. Leyla Mecnun'a Mecnun Leyla aşkı ama sonra esas aşkın Allah aşkın olduğu, Allah aşkı olduğunu anlayacaklar. Peygamber sevgisi, tasavvuf yine Allah aşkı bu da. Manevi değerler gibi konular hep bu dindar tasavvufçu insanlar tarafından işlenecek. Şimdi bileyici suyu avuçlayıp ellerini abdest için yıkamaya hazırlanırken caydı. Sanki yalağın yosunun suyundan çekinilecek bir şey görmüştü. Öylece baka kaldı. Sesi bu sefer hayli şaşırmış çıktı. Allah 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 dedi. Sanki orada kıyamet kopuyor. Cehennem oysa cennette de bu demek ki bak. Cennet, cehennem, Allah gibi kelimeler artık dilimize edebiyatımıza giriyor. Şimdi edebiyatımızın tarih dönemleri ayrılmasındaki ölçütleri de size sınavda yüzde %100 yüz değil bin soracaklar. Hocam öyle bir şey yok. Siz sözelciyseniz galiba yüzde bin diye bir şey olmaz diyebilirsiniz. O zaman ben de binde bin 1000 yapıyorum. Hadi bakalım. Var mı? Yok. O zaman kesin soracaklar demek istiyorum. Şimdi dil anlayışı, dini yaşayış, kültürel farklılaşma, sanat anlayışı, edebi metinler ve coğrafya değişimi bizim edebiyatımızın dönemlere ayrılmasındaki en önemli ölçü. Neymiş? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane şey var. Bunu soracaklar. Dilimiz değişiyor dönemler de değişiyor. Dinimiz değişiyor, dönemler değişiyor. Kültürümüz farklılaşıyor, batı etkisine geçiyoruz, dönemler değişiyor. Sanat anlayışımız değişiyor. Bazen toplum için, bazen halk için yapıyoruz. Edebi metinlerimiz değişiyor ve coğrafyamız değişiyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya geçiyoruz. Bu da tabii ki edebiyatımızın dönemlere ayrılmasında en önemli altı temel faktör. Şimdi, Fuat Köprülü bir edebiyat tarihçisi, bir profesör. Türklerin tarih boyunca içinde yer aldıkları değişik kültür çevrelerini dikkat alarak ...edebiyatımızı üç ana döneme ayırıyor. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı. Sav, Sagu, Koşuk, Orhun Abideleri. İslamiyet etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı. Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı. Ve Batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı. Tanzimat, Sertfünün, Fecrati, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi. Diyor. Şimdi... Zaten burada yazıyormuş. Niye söylüyorsunuz ki hocam? Bunu demek ki Fuat Köprülü hazırlamış. Fuat Köprülü buraya gerçekten imzasını koyuyor. Ve diyor ki ben Fuat Köprülü buraya ben bunu yaptım diyor. Tebrikler Fuat Köprülü diyoruz. Ve edebiyatımızı ayırdı bu dönemler gerçekten önemli. Hem daha iyi anlamamızı sağlıyor. Hem de üniversite sınavında buradan sorular çıkıyor. Sizler de bu soruları yapıp çok güzel üniversiteleri kazanıyorsunuz. Sözlü edebiyat yazılı edebiyat olacak. Burada yazılı edebiyatta Orhun abideleri ve Uygur eserleri var. Geçen sene buradan soru geldi mesela. Sözde edebiyatta işte savsago koşuklar var. Buraları da bileceğiz. Destanlar var. Geçiş döneminde az önce söylediğim eserler olacak. Divan edebiyatı biraz daha aruz ölçüsüyle ağır bir dille yazacak. Halk edebiyatı sade bir dille olacak. Batı etkisinde ise yine Frans etkisinde Batı'dan bazı şeyleri getireceğiz. Ama milli edebiyatta yeter kardeş diyeceğiz. Biz artık Türk'üz ve biz milli edebiyat tarzında izleyeceğiz. Çok güzel. Şimdi Cumhuriyet döneminde de Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki devrimler anlatılacak. Şimdi İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatına baktığımızda varlığı belgelerle kanıtlanan ilk ve en eski dönem... Bu dönem edebiyatın hakim zihniyeti kavmi yani bizim Türklere ait özellikler. Dil, anlatım, duyuş ve zevk itibariyle milli, doğup gelişmesi de göçebe kültür etkili. Yani sözlü edebiyat daha baskın çünkü göçebeyiz yani böyle bir yerleşik hayatımız yok. Yerleşik hayata geçen de Uygur dediğimiz Uygar Türkler onlar da tabii ki yazılı metin yapacaklar. Koşuk şiir, sagu ...ağıt yani vefat eden kişilerin ardından söylenen şeyler. Destan, ileride hikayelere, romanlara dönüşecek. Savda atasözü. Yazılı dönemde bir Köktürk yazıları var, Orhun Abideleri. Bir de Uygur metinleri var. Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Kalyanamkara, Papamkara gibi eserler. Bunlar da üniversite sınavında soruldu arkadaşlar. Şimdi sözlü edebiyat dönemine baktığımızda... ...destan dönemi olarak anılıyor. Sözlü olarak gelişmiş... Anonim yani söyleyeni belli değil. Destan, sav, sağ koşuklar var. Kahramanlık, doğa, sevgi, ölüm var. E Allah peygamber yok mu hocam? Yok daha İslamiyetle tanışmadık. Dil tertemiz. Yabancı etkilerden uzak. Nazım birimi dörtlük. Hocam affedersiniz nazım birimi nedir? Bunu geçen sene öğrenmiştik ama bir kez daha hatırlayalım. Bakın. Mısra, beyit, dörtlük, bent hatırlarsanız. Üç ya da beşli olursa ya da altı olursa bentti. Nazım birimi demek ki Dörtlük arkadaşlar. E, milli ölçü olan hece ölçüsü var, parmak hesabı. Şaman, kan, baksı, ozan gibi adlar verilen kişiler kopuz eşliğinde söylüyor. Kopuz bir müzik aleti yani. Bunlar da sanatçılar. Karbuz kamuk erişti, taglar suyu akıştı, kökşün bulut örüştü, kayguk bulup ögreşir. Efendim hocam? Ulçup eren börleyi, yırtıp yaka orlayı, sıkırıp ini yurlayı, sıktap közü örtülür. Efendim hocam işte pırıl pırıl Türkçe. Biz sonradan Araplardan, işte Fransızlardan kelimeler ala 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 dilimiz değişmiş arkadaşlar. Yani şöyle düşünün hani günlerimiz var ya pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Normalde bunlar İran'dan gelmiş bak. Pazar, Pazar ertesi, Salis yani Salı üçüncü gün, çehar Şemp, Çarşamba, Pencü Şemp, beşinci günü. Şemp gün demek, Çehar dört demek. Çehar-ı Şemp, dördüncü gün. Pencü Şemp, beşinci gün. Cem yani toplanmak cuma, Cem ertesi. Bunlar Türkçe değil. Veyahut da birader ne haber diyoruz. E o da İranlılardan geçmiş. Brother diye İngilizlere, brother diye Almanlara geçmiş. Yani böyle şeyler. Dolayısıyla bizim en eski Türkçemiz bu arkadaşlar. Şimdi yazılı edebiyat dönemine baktığımızda ise kök Türk yazıları var. Bunlar mezar taşları, Tonyukuk, Vezir, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikiliyor. Tarihini ve edebiyatını yansıyor Köktürk Devleti'nin. Bizim ilk yazılı belgelerimiz. Burada şunu bilmemiz lazım. Uygur metinleri de yazılı metin. Burada Uygur Devleti'ne ait Mani ve Buda dinlerinin etkisinde yazılmış eserler. Burada Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitik, Kalyanamkara ve Papamkara önemli eserler. Şimdi İslamiyet etkisine geçiyoruz. Türkler 8. yüzyıldan itibaren hani 751 Talas Savaşı demiştim ya Müslümanların etkisinde kalacaklar ve İslamiyet'in Türkler arasında yayılması 10. yüzyılda gerçekleşecek. Türk edebiyatı dil, biçim, içerik bakımından değişmeye başlayacak. Artık dilimize Allah, Peygamber, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan, Namaz, Kur'an bu tarz kelimeler girmeye başlayacak. Edebiyattaki hakim zihniyet din eksenli İslam medeniyeti olacak. Bir geçiş dönemi var. Halk edebiyatı var. Burada bilhassa şu dini tasavvufide çok fazla İslami konular var. Divan edebiyatı zaten tamamen din çok etkili. Geçiş dönemine baktığımızda bak hem dörtlük var hem beyit var. Ama bak namaz, iman, fitne işte buna benzer kelimeleri görüyoruz. Niye? Çünkü artık yavaş yavaş İslamiyet'e siniyiz. Karahanlılar İslamiyet'i resmi din kabul edecek. 11. yüzyılda İslam kültürü ve medeniyet dairesinin içine gireceğiz. Dil, biçim, içerik bakımından hem İslam metin kabulünden önceki dörtlük hem de sonraki Türk edebiyatının izleri var. Bu eski Türkçe'ye gene benziyor. Yani biliksiz ki devlet yaraşsa gelip biliklikliğe art biliklikliğe artık yaraşur bilip bilikli, biliksiz bile tursa devlet kalı. Şimdi burada hocam bu çok eski Türkçe diyebilirsiniz ama bak namazım, imanımız, namazımız Tengri bunları görünce diyorsun ki ha burada artık İslamiyet etkisi de var. Yusuf Has bin Kutadgu mutluluk bilgisi, Kaşgarlı Mahmud'un ilk ansiklopedik sözlüğümüzü yazması, Atabet ve Kaykay Atabetül Hakayık gerçeklerin işi, Divan Hikmet ilk tasavvuf eser, bunlar o dönemde yazılan önemli eserler. Halk edebiyatına baktığımızda ise tarih öncesi çağlardan başlayarak günümüze dek süre gelen hala devam ediyor. Neşet Ertaş, Bozkır'ın tezenesi Allah rahmet eylesin yakın bir zamanda ifade etti. O da halk edebiyatçısı. Daha çok halk arasında yetişmiş sanatçıların verdikleri sözü ürünlerden oluşuyor. Konuş, şekil ve dil bakımından yabancı etkilerden uzak. Aşk, tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, yiğitlik, tasavvuf konuları da var. Bak İslamiyet etkisine girdik artık. Yine dörtlük nazım birim var. Yine hece ölçüsü var. Halkın konuştuğu sade Türkçe var. İlahi nefes mani türkü koşma nazım biçimleri kullanılacak ve üç koldan geliştirecek kendini. Burada mesela ilahi sofilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara leyla gerek. Bana seni gerek seni diyor Yunus Emre ilahisinde. Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır. Mahmur gözü sevdiğim uyanmayan nazlanır. Bu da mani. Sakızların içinden çıkar ya böyle. Çağır karaca olan çağır, taş düştüğü yerde ağır. Güzel sevmek günah değil. Ben kitapta yerin gördüm. Bu da karaca olanın yazdığı bir semai. Şimdi bir de divan edibiyatına bakalım sonra üçünü de toparlayacağım. Hatta kafanız karışmadan hemen toparlayayım. Şöyle bir şiir gördünüz ya arkadaşlar. Dört karan yazılı. Hoca size sınavda soracak bunu. Şöyle bir şiir verecek. Eğer böyle ırk, bitik, blük kelimeler yani anlayamadığınız kelimeler görseniz bu İslamiyet öncesi. Şöyle bir şiir gördünüz. Hem öyle kelimeler var hem beyit var, hem öyle kelimeler var, hem İslami kelimeler var. Bu geçiş dönemi olacak. Şöyle bir şiir gördünüz dörtlükler halinde. İçerisinde hiç böyle garip garip kelimeler yok. Yani en eski Türkçe yok. Direkt şöyle kelimeler var mesela. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek gibi. yani çok bayağı anlayabiliyorsan işte bu halk edebiyatı olacak. Bir de şöyle divan edebiyatı var. Genellikle beyitler halinde yazılıyor. Bunda hiçbir şey anlayamıyorsanız Arapça, Farsça kelimeler çok fazlaysa bu da divan edebiyatı oluyor. Bak. Bu dili ağır. Bunun dili sade. Bunun dili ...sapsade, sapsade dediğim şu en eski Türkçe... ...artı e, dini kelimeler. Bu ise sapsade. Bunların ne olduğunu hemen üstüne yazıyorum ve bitti. Bu kadar konu esasında. Fazla uzatmaya gerek yok hocam. Bu e, İslamiyet öncesi, iyi öncesi. Bu geçiş dönemi. Bu halk edebiyatı. Bu da divan edebiyatı. Size şiir verdiğinde hemen bir dakikada fotoğrafını çekeceksiniz. En eski dil, İslamiyet öncesi. En eski dil artı dini kelimeler, namaz, Allah, peygamber, geçiş dönemi. Zaten bir dörtlük bir beyt var... Halk Edebiyatı'na baktığımızda ise sap sade dörtlük. Divan Edebiyatı'na baktığımızda işte bu. Bigane Gamzen Aşkana Adane Aşina. Ta Keyte Gafül Eybuti Bigane Aşina. İşte bu Divan Edebiyatı. Anlaşılması gerçekten bizim için zor. İslami kültüre dayalı daha çok medrese öğrenimi görmüş eğitimli sanatçıların oluşturdukları edebiyat. Şairler şiirlerini divan denen eserlerde topladığı için bu adı oluyor. Şunu ben olsam screenshot yapardım arkadaşlar. Ekran görünse alırdım. Aldık galiba bile çoktan. Geçtim devam ediyoruz. Arap ve Fars yani bunu sınavda yüzde bin trilyon soracaksın. Ya bu ikisini verecek ya bu ikisini verecek ya bu ikisini verecek sınavda soracak. Arap Fars edebiyattan etkileniliyor. Belki ilk sınavda sormayabilir. Biraz daha konular ilerleyince sorar ama soracak. Aruz ölçüsü esas alınıyor. Hatta biz de o yüzden özür dilerim dayanamıyorum göstermek istiyorum. Çünkü sınavlarınızdan en yüksek notlar almanız istiyorum arkadaşlar. Hatta biz de o yüzden sizlere bununla alakalı sorularımızı hazırlarken hep buradan göstermeye çalıştık. Yani bakın arkadaşlar buraya dikkat edin dedik. Şuradaki sorulardan göstermek istiyorum. Hep böyle şu tarz sorulara dikkat edin. Bak divan edebiyatı, halk edebiyatı, bu edebi sanatlar hep burada konuları işlerken hep buradan göstermeye çalışıyorum. Mesela bak şöyle göstereyim. Bak size bunu verip der ki neden bu İslamiyet'in geçiş dönemine ait? Dini terimleri göreceksin, namazı göreceksin, helali göreceksin, aruz ölçüsünü göreceksin. Bunların hepsini söylemeniz gerekiyor. Burada da onu anlatmaya çalıştık. Şimdi bu divan edebiyatı olduğunu herhalde anlarsınız. iki iki gitmesinden ve ağır dilinden. Bu iki iki gidince aruz ölçüsü diyorsun. Temel nazım birimi beyt. Bu ikiliye beyt deniyor. Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü. Ağır sanatlı bir dil kullanılıyor. Zaten bak ağır dili söylemiştik. Bak ağır dil. Şöyle hatta beyti de yazayım. İkili olduğu için beyt. Bu neydi? Dörtlüktü hatırlarsanız. Dörtlüktü. Bu beyt artı dörtlüktü. Beyt ve dörtlüktü. Bu neydi arkadaşlar? Bu da sadece dörtlüktü. Hatta ölçülerini de başka bir renkle yazalım. Şöyle yeşil yazalım. Bu hece ölçüsü. Bu hem hece var hem aruz. Geçiş dönemi yani. Her ikisi de var. Bak. Hem o hem o. Hem o hem o. Hem o hem o. Bu hece. Bu da aruz. Bu kadar basit. Bitti gitti. O zaman bir ekran görüntüsü alalım. Gördüğünüz gibi ben de eski Türkçe ile yazdım. Yani en eski. İslamiyet önceki Göktürk anıtlarındaki aynı ağır harf. <laughs> Birazcık yazım kötü oldu ama özür dilerim. Şimdi devam ediyoruz mazmuna dayalı bir anlatım söz konusu. Yani böyle kalıplaşmış benzetmeler var. Gazel, kaside, mesnevi, tuyu, rubai gibi nazım şekilleri kullanılacak. Bu gazel, ustalık şiiri. A, A, B, A, C, A, D, A diye gidiyor bak. Aşina, aşina, olmadı aşina, olmadan aşina, vücuda aşina, alemi aşina diye gidiyor. Batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatına baktığımızda ise... ...hocam onu anlatmadınız Batı etkisiyle. Yani onu zaten bilirsiniz. Batı etkisi edebiyat da şöyle oluyor bak. Böyle hiç bir ölçü yok. Garip grup. Yani böyle düzensiz Batı etkisine. Zaten kelimelerin seçiminden anlarsınız. 19. yüzyılda başlayıp günümüze kadar devam ediyor. Tanzimat fermanı ilanı pek çok alanda değişim getirecek. Toplum hayatında değişiklikler edebiyatı da etkileyecek. Hakim zihniyet olarak akıl ve bireyin dünya ile ilişkisi öne çıkacak. Gazeteler, çeviriler, uyarlamalar edebiyatımıza yön verecek. Ve batı bilhassa da fransız edebiyatı örnek alınacak. Roman, tiyatro, makale, deneme gibi yeni türler alınacak. Ve burada farklı farklı dönemlerimiz var. Mesela toplum için tanzimat, ağır dil, sertifünun, şiir, Ahmet Haşim Fecrati. Türk bayrağını gördüğünüz zaman hemen milli edebiyat diyeceksiniz mesela. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı da Kurtuluş Savaşı ve sonrası. Şimdi mesela Hürriyet Gazetesi yeni kelimeleri yani toplumsal konulu kelimeleri eski nazım biçimde görürsen Hürriyet Gazetesi yani tanzimat diyeceksin. Bak burası tanzimat. Bak şiirin adı Hürriyet ama nazım biçimi kaside. Nasıl yani? Bu mesela sertifinin ağır bilir. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşini gayip eğleyen bir kuş gibi kar. Geçen eyyamın ebaharı arar. Eyyamın ebaharı nebahar mı? Bak dil ağır. Bak burası Ziya Gökalp. Direkt hemen ne diyoruz arkadaşlar? Ne bir şekilde Türk bayrağı asıyoruz. Aruz sizin olsun hece bizimdir. Halkın söylediği Türkçe bizimdir. Leyl sizin şep sizin gece bizimdir. Ve değildir bir mana üç adam muhtaç. Bak Türkçe bizimdir diyor. Direkt Türk bayrağını dalgalıyoruz. Buraya baktığımızda ise Atil İlhan. Tam bir yeni Türkçe yani. Elimden tut yoksa düşeceğim. Yoksa bir bir yıldızlar düşecek. Eğer şairsen beni tanırsan, yağmurdan korktuğumu bilirsen, gözlerim aklına gelirse elimden tut yoksa düşeceğim diyor. Şimdi artık konumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Artık konumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Türkçenin tarihi dönemlerine baktığımızda eski Türkçe döneminden önce yazılı kaynaklardan izlenemeyen bir karanlık dönemimiz var. Son burayı bilmiyoruz ne olduğunu. Sonra eski Türkçe döneminde bir köktürk dönemi var. Uygur dönemi var, Karahanlı dönemi var. Köktürk döneminde Köktürk yazıları, Uygur döneminde bu dini içerikli eserler, Mani dini içerikli. Karahanlı döneminde de bu önemli dört eserimiz var. Batı Türkçesinde eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı ve Türkiye Türkçesi var. Hocam nasıl yani? Anadolu Batı'da mı oluyor? Evet, Anadolu Batı'da oluyor. Niye? Şu biz Orta Asya'dayız ya. Hani eski Türkler Orta Asya'dayız. E Anadolu Batı'da oluyor. Çünkü haritalarda biliyorsunuz ki yukarısı kuzeyi, aşağısı güneyi, sağ taraf doğuyu, sol taraf batıyı gösterir. Sen buradaysan senin solunda olan Anadolu batı olur. Dolayısıyla eski batı Türkçesi arkadaşlar. Devam ediyorum. Kuzey doğu Türkçesi var. Kıpçak Türkçesi ve Çağatay Türkçesi. Şimdi eski Türkçeye baktığımızda Türklerin 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar kullandıkları tek yazı dili. Kök Türk, Uygur ve Karahanlı devlerinin içine alıyor. Köktürklerin bıraktığı Orhun abideleri, Türk dili ve edebiyatının ilk yazılı belgeleri. Burada yani Uygurlardan kalan metinler Mani ve Buda yani Budizm inançlarını anlatan dini içeriğe sahip. Karanlar devrinde yazılan Kutadgu Bilig yani mutluluk bilgisi, Divan-ı Türk, Sözlüğümüz, Atabetül Akay, Gerçeklerin Eşiği kitabı Edip Ahmet Yüknekin'in yazdığı, Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi'nin yazdığı tasavvuf kitabı ise İslamiyet etkisi gelişen Türk Edebiyatı'nın ilk ürünlerinden. Kuzeydoğu Türkçesine baktığımızda burada Hazar Denizi'nin kuzeyinde ve Orta Asya'da kullanılıyor. Bu yazı dili Kuzey Türkçesi ve Kıpçak Kuzey Türkçesi ve Doğu Türkçesi olmak üzere koldan gelişiyor. Kuzey Türkçesinde Kıpçak Türkçesi ve Tatarca kullanılacak. Doğu Türkçesi ise doğuda bulunan Türklerin yazı dili. Burada da ee, Harezm Türkçesinin devamı. Bu buralar birazcık detay. Şimdi gelelim bu tarafa. Batı Türkçesi yani bizim bulunduğumuz bölge. Hazar Denizi'nin güneyinden geçerek batıya gelip yerleşen Oğuz Türklerinin yazı dilidir. Bizler Oğuzlardan geliyoruz. 13. yüzyıldan günümüze kadar kesintisiz devam ediyor. Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olmak üzere üç ayrılıyor. Eski Anadolu Türkçesi, Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı'nın ilk dönemleri. Osmanlı Türkçesinde biraz yabancı dilden gramer kelimeler geliyor. Yani Osmanlı Türkçesi eşittir Türkçe artı Farsça artı Arapça gibi bir şey diyebiliriz. Türkiye Türkçesi ise yani az önce hani bayrağı astığımız dönem var ya Milli Edebiyat Dönemi. İşte orada yeni bir dil, yeni lisan hareketiyle başlıyor. İstanbul konuşması esas alınacak ve 1928'e harf devrimiyle 1932'de de Türk diliminin kurulmasıyla net bir şekilde Türkiye Türkçesi oluşacak. Bizim kullandığımız alfabelere baktığımızda bunda sınavda size yüzde yüz soracaklar arkadaşlar. Kök alfabesi Orhun abidelerinde kullanılan ve bilinen ilk Türk alfabesi. Gördüğünüz gibi böyle ee, bazı harfler benziyor gibi. Bak D, G, K, L, M, N harflerinin karşılığı. Ee, bazı harfler ise e, ...bayağı... baya alakasız bize. Uygur alfabesi Uygur Türkleri tarafından geliştirilen soğut kökenli bir alfabe. Mesela Kutatku Bilik kitabı normalde e, Karahanlar döneminde yazılmasına rağmen Uygur alfabesiyle yazıyor. Arap alfabesi. Mesela Tonguç yazayım mı size Arapça? Tonguç. Bak bu Arap alfabesiyle yazılmış Tonguç. E, bu 1927'de böyle yazılıyor. Sonradan değişecek. 1928 artı terimiyle değişecek. Yani 1927'de merhaba diyorlar böyle. Sonra bunu merhaba yapıyoruz. Harfler değişiyor. Dilimiz değişmiyor. Yani bir sabah uyandığında merhaba ne diyorsun ya anlamıyorum seni değil ki. Sadece yazı değişiyor e, ee, Karahanlılar döneminde kullanılmaya başlayacak ve sağdan sola okunuyor. Bu biraz farklı. Arapça sağdan sola okunuyor. Biz soldan sağ okuyoruz. Kiril alfabesini seçeceğiz? Sovyetler döneminde ülkedeki her tür topluluğu için ayrı alfabeler oluşturuluyor. Bu da yine soldan sağa doğru. Latin alfabesi de 1 Kasım 1928'de harf devrimiyle oluyor. Bu bizim esasla Latin alfabesi de olsa içindeki Ç'ler, Ü'ler, yumuşak G'ler, Ş'ler, işte e, küçük I'lar, İngilizce küçük I yok mesela. ...veya büyük i'ler dolayısıyla... ...bunlar bizim kendi biraz milli dilimiz. Veya içinde mesela x, w, q gibi harflerimiz yok bizim. G oldu da bu. Q harfi yok bizde. Şimdi konumuzu bitirdik. Sizin yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar. Sıfırdan ona Türk Dil Edebiyat kitabımızdan... ...ve Dinamo kitabımızdan mükemmel bir şekilde çalışıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Bu konu anlatımlı bir kitap. Burada konuları size... ...konu soru yöntemiyle mükemmel bir şekilde hazırladık. Az önce anlattığımız şeyi burada anlatıp... ...sonra bununla alakalı soruyu soruyoruz. Ve soru çözümlerini de özel ders adına veriyoruz sizlere. Dinamo Soru Bankası ise sadece soru bankası. Burada ise hem e, sizlere önce örnek sorularla gidiyoruz. Yani kazanımlardan anlatıldığını verdikten sonra... ...bir örnek soru, örnek çözüm. Sonrasında bununla alakalı dört soru. Örnek soru, örnek çözüm. Bununla alakalı soru. Tarama testlerimiz geliyor. Ve ardından tarama testlerinden sonra... ...tabii ki noktalama şart yazım kuralları... ...ve tekrar testleri... ÖSYM tarzı testler ve yazılı soruları geliyor. Burada ise sadece soru var. Onu da bilmenizi isteriz ama her birinin soru çözümü detaylı arkadaşlar. Bunları Tonguç mağazadan, resmi web sitemizden ya da site tavsiyelerden ulaşabilirsiniz, alabilirsiniz. Hadi bakalım. Yeni seneniz, yeni sınıfınız hayırlı olsun. İnşallah bu sene en güzel seneniz olur. En başarılı notlarınızı bu sene getirirsiniz. Sonrasında da bunu devamını getirirsiniz inşallah. Hadi bakalım.